Selamünaleyküm. Şimdi sizlerle mangal yapacağız. Bütün özellikleriyle. Mesela ateş yakmayı falan. Ailenizle mesela dışarı çıktığınızda mangal yaparken öncelikle kömürleri yakmıyorsunuz. Böyle küçük odun parçalarını tutuşturmanız gerekiyor. Bunun gibi böyle. Mesela kavak ağacının odunlarını kullanırsanız biraz daha çabuk yanıyor. Öncelikle böyle küçük bir şey hazırladık. Bunu yakacağız ve artık yavaş yavaş büyüyecek ateşimiz. Böyle yavaş yavaş ateş büyüyor. Bunun gibi olanları daha sonradan kullanacağız. Artık böyle iyice odunlar yandı. Şimdi bu artık büyük parçaları koyuyoruz. Böyle kısa boya fırçaları var. Onların ucunu çıkarıp böyle ateşi karıştırabilirsiniz. Yani bunu da böyle bu şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir çubukla karıştırmaktansa böyle daha iyi. Artık büyük odunları da attık ve şimdi kömürlere geçiyoruz. Kömürleri de atıyoruz üzerine. Böyle yavaş yavaş ateşi büyütüyoruz ve sonra da artık üzerine et ya da tavuk ne pişirecekseniz koyup pişireceğiz. Böyle artık iyice yandılar. Ateş söndü. Kıyma alıp mesela salçayla işte baharatlarla karıştırıp aynen böyle bu şekilde küçük köfteler haline getirebilirsiniz ve bunları
pişireceğiz. Siz zaten harcı kendinize göre ayırabilirsiniz. Önce top şeklinde alması gerekiyor. Sonra da üzerine kapatıp bastırabilirsiniz. Ama bizce bir gün beklemiş kıyma daha güzel oluyor. Öyle kullanabilirsiniz. Ve bir de tavuklar var böyle. Ama mesela tavuğu parçalanmış şekilde alırsanız normal tavuğa göre daha pahalı. Normal bütün tavuk alıp onu siz kendiniz parçalayabilirsiniz. Hem böyle daha da fazla oluyor. Şimdi bu kıymaları diziyoruz. Şimdi geldik ateşin üstüne. Eti ya da tavuğu ateşin üstüne bıraktığınız zaman böyle rüzgar yapmayın. Çünkü öyle tadı daha kötü oluyor, yani daha kararıyor. Böyle bunun gibi normal kızarmıyor. Böyle kendi halinde pişse daha güzel oluyor. Böyle normal pişirdiğimiz zaman kendi renginde böyle normal bir şekilde pişiyor. Böyle hafif zaten kahverengi oldu. Böyle ekmeğe sardık. Tabii siz nasıl seviyorsanız o ekmeği kullanabilirsiniz. Tavukları da dizdik. Tavukları böyle biraz sıkışık bir şekilde dizebilirsiniz. Tavuklar da böyle kızardı artık. Siz de böyle yapabilirsiniz. Afiyet olsun.